Merhabalar. Koronayı kitap okuyarak yenmek programımızın yeni bölümüne hoş geldiniz. Kitapları 70'in üzerinde dile çeviren 68 eserin dünyaca ünlü yazarı Akif Pınar'ın kitaplarından bugün sizler için Şöhret Nedir ve Nasıl Ünlü Olunur kitabını seçtim. Programımız yayına alındıktan hemen sonra ilk 3 şanslı kişiye bu müthiş kitabı armağan edeceğim. İsterseniz başlayalım. Şöhret fenomeni. Evrende tek değişmeyen şey değişimdir. Her an her şey değişir. Değişmeyen sadece bir şey vardır. Bir insanın sahip olduğu şöhret ile sahip olmadığı şöhret arasındaki mesafe değişmez. Yani sabit kalır. Kişi daha fazla şöhret istediği için bu mesafeyi kısaltmak ister. Ama nafile. Bu gezegende zamanın hızı sabittir. Bu arada zihnin hızı da sabittir. Zaman ile zihin birbirine çok yakın iki fenomendir. Şöhret avcısı zihni kullanarak zaman içinde şöhret olmak ister. Kişi şöhret olup bunu sabitleştirmek ister. Ama zaman buna izin vermez. Çünkü zaman bir akıştır. Ve bugünkü şöhret yarın aynı olamaz. Şöhret değişken bir fenomendir. Şöhret avcısı ise bu değişken olguyu değişmez yapmak ister. Ama ne zaman ne de zihin buna izin verir. Şöhretin değişkenliği kişiyi mutsuz eder. Ama bu değişmez bir yasadır. Çünkü zaman akar ve her şeyi değiştirir. Bu arada zihnin akışı da değişim içindedir. Zihin hep sahip olunandan daha değişik bir şöhret ister. Çünkü var olanla tatmin olamaz. Şöhret avcısı sahip olduğu şöhreti sabitleştirmek, azalmasını engellemek ve çoğalmasını sağlamak ister. Ama zaman ile zihin buna müsaade etmez. Çünkü zamanın akışı mevcut olan şöhreti alıp götürür. Bu akışta olan zihin ise daha büyük bir şöhreti hayal eder. O yüzden kişinin elindeki şöhret hep küçük gelir ve kişi onu ne kadar büyütmek isterse istesin, zihnin daha büyüğünü hayal ederek sahip olunan şöhretin daha küçük görünmesine neden olur. Sonuç olarak kişi zaman ile zihin olguları arasında sıkışarak delirir ve intihar eder. Şöhret arenası. Bu değişmez dinamikler yüzünden şöhret olmak isteyen kişi şöhretli olsa bile mutlu olamayacaktır. İşte, eğer şöhret sahibi mutlu değilse, o zaman şöhretli olmanın ne anlamı olur? Bu açıdan tüm hayatı şöhret olmak için harcayıp sürekli mutsuz olmak sahiden de aptallıktır. Bazıları şöhretin rastlantısal bir olgu olduğunu iddia ediyor. Bu gerçek dışı bir iddiadır. Çünkü evrende rastlantı denilen bir şey yoktur. Her şey evrensel yasaların şaşmaz işleyişinin tezahürüdür. O yüzden şöhret rastlantısal bir olgu değildir. Şaşmaz bir neden-sonuç akışının neticesidir. Kişi beden, zihin ve duygu tarlasında ektiklerinin sonucu olarak bir şöhret biçer. Şöhret insanın emeklerinin sonucudur. Milyarlarca insan şöhret peşinde koştuğu için fazla insan şöhret olamıyor. Çünkü şöhret arenasında büyük bir rekabet var. Her ülkede yalnızca bir kişi başbakan olabilir. Ama milyonlarca insan bunu ister. Büyük bir mücadele sonucu yalnızca bir kişi başbakanın sahip olduğu şöhrete erişir. Bunu arzulayan büyük bir kalabalık şöhretsiz kalır. Genelde şöhretsiz olma ihtimali daha büyüktür. Matematiksel olarak şöhretsiz olmak, şöhretli olmaktan daha kesindir. Şöhret avcısı, şöhretli olmazsa hayal kırıklığı yaşar. Tüm zamanını boşuna harcamış olduğunu ve bütün hayatını israf ettiğini düşünür. Şöhretli olduğunda ise düş kırıklığına uğrar ve mutsuz olur. Çünkü daha da şöhretli olmak ister. İşte bütün şöhret oyunu bundan ibarettir. Şöhret saçmalığı.
Bazıları şöhrete karşıdır. Şöhret hırsını kötüler ve ayıplar. Bir şeye karşı olmak ya da bir şeyden yana olmak aynı madalyonun iki tarafıdır. Acaba neden bu insanlar şöhreti kötüler? Çünkü şöhret olmak ister ama olamazlar. Şöhret olamayan insanlar şöhreti kötüler. Çünkü şöhretin üstünde olduklarını ispatlamaya çalışırlar. Ama maalesef değildirler. Onlar şöhretin altındadırlar. Şöhret olmak isterler, olamazlar ve öfkelerini şöhreti kötüleyerek kusarlar. Şöhretli olma arzusunun şöhretsiz olma arzusundan bir farkı yoktur. Arzu arzudur ve bireyle gerçek arasındaki mesafe aynıdır. Şöhretsiz olma saçmalığı, şöhretli olma saçmalığından farklı değildir. Her ikisi de saçmalıktır. Şöhrete karşı olanlar toplumdan kaçar ve ormanlara, dağlara yerleşir. Onlar şöhret ve rekabet unsurlarının olduğu dünyadan uzaklaşmak isterler. Bu kişiler şöhret ve rekabet olgularından kurtulmak için şöhretli olmayı arzulamamaya çalışırlar. Fakat bu da bir arzudur. Şöhretsiz olma arzusu. Sonra da bu arzu toplumun dışında yaşayan en ünlü insan olma arzusuna dönüşür. Yani biçim ve renk değiştirilmiş şöhret arzusu tekrar ortaya çıkar ve şöhret olma oyunu yeniden başlar. O yüzden şöhrete karşı olmak, şöhretten yana olmaktan farklı değildir. En doğru tutum ne şöhrete karşı olmak ne de şöhretten yana olmaktır. Şöhret karşıtlığı, varoluş bir akıştır ve en doğru tutum varoluşsal akışta olmaktır. Varoluşsal akış her şeyin doğru yere varmasını sağlamaktadır. İnsan kendisini varoluşsal akışa bırakmalı ve onu doğru yere götürmesine izin vermelidir. Birey bencil tercihleri bırakıp varoluşun sunduklarını buyur etmelidir. Güneş doğar ve batar. Gece gelir ve gider. Bu konuda tercihler ne işe yarar? Gece iken gündüzü tercih etmek hiçbir işe yaramaz ve hiçbir şeyi değiştiremez. Bir insan gece iken geceyi, gündüz iken gündüzü kabul etmek zorundadır. İşte bu açıdan bencil tercihleri bırakıp tercihsiz olup her durumu olduğu gibi kabul etmelidir. O zaman ne övgü ne de sövgü insanı etkilemez. Şöhret gelse de gelmese de birey dengesini kaybetmez. Tekamülsel bilinç tercihsiz olmaktır. Kişi ne şöhrete karşı ne de şöhretten yana olmalıdır. Şöhrete karşı olmak, şöhretsizliğin yanında olmak demektir. Şöhretin tarafında olmak ise şöhretsizliğe karşı olmaktır. Şimdi size güzel bir sürprizim var. Şöhret nedir ve nasıl ünlü olunur kitabıyla ilgili olarak dünyaca ünlü yazar Akif Manaf'ın kendisini dinleyelim. Şöhret nedir ve nasıl ünlü olunur? Kitabında şöhret psikolojisini tüm detaylarıyla anlatıyoruz. Günümüzde birçok insan ünlü olmak ister ve bunun için didiniyor. İnternette, bloglarda fenomen olmak isteyen birçok insan var ve bunun için çabalıyorlar. İşte ünlü olmanın formülü bu kitapta tüm insanlığa sunuluyor. Ünlü olmak herkes, Şöhret Nedir kitabında ünlü olmanın formülünü bulacak ve bu formülü uygulayarak kısa bir sürede ünlü olacaktır. Ama daha önemlisi, ne için ünlü olmak? Siz bu soruya bu kitapta cevap bulacaksınız ve o zaman ne için ünlü olmanı cevaplayıp ünlü olunca ulaştığınız şöhret kalıcı olacak ve sizi gerçekten de mutlu edecek, güle güle kullanın. Merhaba, ismim Şükriye Arslan, İstanbul'dayım. Uzun yıllardır müzik yapıyorum ve müzik aracılığıyla insanlarla paylaşımda bulunmak muhteşem bir şey. Fakat bu yolda bazı dezavantajlar da oluşuyor. İşte bu dezavantajları bertaraf ederek bu olguyu ve bu güzel paylaşımı daha da güzelleştirmenin, kötü noktalarını bertaraf etmenin yolları anlatılıyor bu kitapta.
bütün sanat camiasındaki arkadaşlarıma tavsiye ediyorum.